Klasik Yunanca derslerine hoş geldiniz. Şimdi okuma parçamız var bir tane daha. Porevomenos paraton enfraten potamon hokyros heyken epimakran tafron. Arkadaşlar porevoma ilerlemek demekti. İlerliyorum. Porevoma ilerliyorum. Porevomenos ilerleyen demek. İlerlerken demek. Porevomenos paraton enfraten. Peki ben paradan sonra akuzativus kullanıcı neydi? Hani boylu boyunca yanından. Porevomenos paraton enfraten enfrates Fırat Nehri. Porevomenos paraton enfraten Fırat Nehri'nin yanından, içinden değil tabii ki, Fırat Nehri'nin içerisinden ilerlerken Evfraten Potamon, zaten nehrinin ismini de söylüyor. O Kyros heyken epimakran tafron. Kyros heyken geldi. Neye geldi? Epimakran tafron. Epi biliyorsunuz akuzativusla birlikte karşı karşıya demek. Epimakran tafron bir hendekle karşı karşıya geldi. Bir hendekle karşı karşıya geldi. Fırat Nehri'nin yanından ilerlerken. Tende tafron artaxerxes epoiesen antiproboles. Tende tafron artaxerxes epoiesen antiproboles. Antiden sonra genetivus geldiği zaman nokta noktanın yerine demekti. Probole tahkimat demek. Antiproboles tahkimatın yerine. Tahkimatın yerine yaptı artaxerxes. Neyi yaptı? Tentafron. Yani hendek. Artaxerxes tahkimat yerine hendek yapmış. Çukur kazmış. Anlaştık değil mi? Altına bakın, yazacak olsam nasıl yazacağım? Tendetafron hendeyi. Artaxerxes, artaxerxes. Hendeyi artaxerxes. Epoiesen yaptı. Antiproboles tahkimat yerine. Yani sırf bu şekilde bile yazacak olsam altında anlam çıkıyor zaten direkt. Peki güzel. Epoiesen'i daha önce gördük. Yapmak fiilinin, hemen söyleyecek birisi. Yapmak fiilinin infinitivusu. Yapmak fiilinin infinitivusu. Poieo fiili. Çok basit. Hemen söyleyebilirsiniz. Poiesai. Poiesai. Yapmak. Peki yapacak olmak? Gelecekte yapacak olmak. Poiesein. Poiesein. Neden öyle yapıyoruz? Çünkü futurum infinitivus yaparken bir sigma ekliyoruz. Fakat ondan sonra aynı eyni koyuyoruz. Böylelikle poiesein oluyor. E'yi uzatıyoruz ama gene. Poiesein. Devam ediyoruz. Epoiesen antiproboles. Fakat cümle devam ediyor. Epey ekusen. Epey biliyorsunuz nokta nokta olduğu zaman, nokta nokta olunca demekti. Epey ekusen artaxes bir tahkimat yerine hendek kurdu yani. Tendetafron artaxes epoiesen antiproboles. Epey ekusen duyunca. Duyduğunda. Birebir öyle çeviririz. Duyunca, duyduğunda. Ekusen'i de birlikte yapmıştık. Akuo fiilini. Ekusa, ekusa, ekusas, ekuse, ekusamen, ekusate, ekusan. Dolayısıyla ekuse duydu demek. Epey ekusen duyunca, duyduğunda. Fakat neyi duydu? Hani hatırlarsınız legei poti diyorduk. Bir şeyi söylüyordu ki şöyle. Bir şeyi duyuyordu ki böyle. Dolayısıyla bu hoti, çünkü anlamına gelen hoti değil, bildiğiniz hosta gelebilecek olan. Duydu ki, duyunca, neyi duyunca? Kyros proseilaunen. Yani Kyros'un proseilauno. Yaklaşmak demiştim, hatırlayacaksınız. Elauno, pros bir şeye itmek demiştim, temel anlamı ela, bükmek vesaire. Fakat elauno aynı zamanda ilerlemek demek. Pros elauno birisine doğru ilerlemek, yani yaklaşmak demek. İngilizce'deki approach. Approche. Dolayısıyla hoti kyros pros elaunen. Kyros'un yaklaştığını duyunca. Epey ekusen hoti nokta noktanın olduğunu duyunca Artaxerxes tahkimat yerine hendek açtı. Hendek yaptı diyoruz ama orada hendek açtı diye söylememiz lazım. Sorunuz var mı burada bu cümleyle ilgili? Sanmıyorum. Burada tek bir soru işareti var. Şu pros elaunen acaba hangi zamanda? Çok açık olduğunu düşünüyorum. Zaten bu bir imperfectum yapısı. Pros elaunen.
Tamam. Bakın burada pros var. Bu fiil de normalde elauno. E'yi uzattık. Sonra da eklediğimiz ekler nelerdi? On es e, omen ete ondu. Burada hangi eki görüyorsunuz? Eni. Dolayısıyla pros elaunen yaklaştığını duyunca. Peki neden imperfektum? Çünkü devam etmekte olan bir iş. Yaklaşmakta olduğunu demeliyiz. Dikkat edin. Yaklaşmakta olduğunu duyunca. Yani süreç devam ediyor o sırada. Duyma eylemi noktasal. Yaklaşmakta olması çizgisel. Çizgiselden neyi kastediyoruz? Devam etmesini, bir süreci almasını. Auristum'daki özellik neydi? Anlık, noktasal. Anlıyorsunuz değil mi? Onu anlık derken burada kastettiğimiz şey süresi değil. Eylemi ne kadar sürdüğünden bağımsız olarak ele alıp onun gerçekleştiğini söylüyoruz. Ve bu en yanlış anlaşılan konulardan bir tanesidir. Auristum'da yalın olarak bildirdiğimizi söyleyince sanki hani anlık olması gerekiyormuş gibi düşünülüyor. Hayır. Bu an 1 yılda olabilir, bu an 100 yılda olabilir. Örneğin diyelim ki şöyle düşünün. Osmanlılar 600 yıl hakimiyet kurdular. Osmanlılar 600 yıl hakimiyet kurduları Auristum şeklinde söyleyebilirim. İmperfektum şeklinde söyleyebilirim. Auristum'u Auristum şeklinde söylersem 600 yılı bir şeymiş gibi düşüneceğim. Tek bir noktaymış gibi düşüneceğim. Hepsini tek bir bütünmüş gibi düşüneceğim. Derdim benim orada ne kadar sürdüğü değil, sürmekte olduğu değil ama olayın gerçekleşmiş olması olacak. 600 yıl oldu, bitti. Olayı saptayacağım. Fakat eğer imperfektum kullanacak olursam bu şu anlama gelecek. 600 yıl hakimiyet kurmakta idi. Hakimiyet kuruyordu. Yani olayın devamlılığını vurgulamış olacağım. İkisi arasında böyle bir farklılık var. Şimdi dolayısıyla yaklaşmakta olduğunu duyunca böyle böyle yaptı. En de paratone praten paradostene metaksutu potamu kaitestafru. En de paratone praten paradostene. Arkadaşlar bu enler, eynaylar, esanlar, estiler biliyorsunuz hem dirdir demek hem de vardı, mevcuttur demek. Dolayısıyla en de paraton evfraten, Fırat'ın, Fırat boyunca, Fırat nehri boyunca en vardı, parados tene, parados neydi? Parados, yan yol, yan yol, geçit, bir geçit, bir aralık, hodos yol, para yan. Yol boyunca diyebileceğiniz şeyler neler? Örneğin bir tanesi para, bir tanesi yine yol boyunca diyebileceğiniz kata. Gene boylu boyunca içinden geçerek demenizi sağlayan dia. Parados, evet bir yan yol var. Ama bu yan yol nasıl yani bu geçit? Bir aralık yan yol, geçit, stene. Bunu görmüştük, steno, stene, stenon. Dar demekti. Dar bir geçit var, dar bir aralık yol var, ara yol var. Nerede? Fırat boyunca. Fakat neyle neyin arasında? Metaksu tu potamun kay testafru. Yani nehirle, Fırat nehriyle hendek arasında geçilebilecek bir, içinden arasından geçilebilecek bir yol var. Güzel. Epey de epite tafro uke koulusen artaksakses tenkürü stratiyan diye bayneyin. Epey ile başlıyor cümle. Diği zaman, dığı zaman, ince, ınca diye düşünürseniz kolaylıkla aklınızda kalacak. Epey de epiteitafro. Epiteitafro biliyorsunuz. Epi'den sonra dativus gelirse defalarca söylemiştik. Temas bildirir. Bulunma bildirir. Epiteitafro yani hendeğin orada. Hendeğin orada uk ekolüsen polio neydi? Engellemek. Kolio engel. Lüo değil bakın o. Kolio kendi başına bir anlamı var. Engellemek demek. Onu eğer siz Auristum haline getirecek olursanız ekolüysa, ekolüysas, ekolüyse. Dolayısıyla ekolüyse engelledi demek. Ama uk kelimesi varmış. Artaxerxes engellemeyince. Ten kyru stratian diabainein. Artaxerxes Kyros'un ordusunun geçmesini engellemeyince, engelleyemeyince ya da burada ben bunu bir akuzativus cum infinitivo yapısı olarak düşünebilirim. Öyle değil mi? Zaten ne kullanmış burada? Bir infinitivus kullanmış. Değil mi? Bu infinitivus'un içinde bulunmuş olduğu yan cümlenin yani bir öznesi yok mu? Akuzativus cum infinitivo ile belirtiyoruz o yan cümleyi. Nedir o? O yan cümlenin öznesi ne? Yani diabine'nin öznesi.
Stratia. Yani ordu. Dolayısıyla Artaxerxes engellemeyince Hendek'te Kyrus'un ordusunu ne yapmasını ama Kyrus'un ordusunun bir şey yapmasını engellemeyince Diabine geçmesini. Dia arasından, Bineyn adımlamak, yürümek. Dolayısıyla oradan arasından geçmesini Kyrus'un ordusunu engellemeyince Artaxerxes tam da Hendek'in orada. Bu olunca Oonto Kyrus Kaihoiton Hellenon Hegemones Uketelein Auton Mahestai. Oonto'yu biliyorsunuz. Biz bu yapıyla çok karşılaştık. Oğu vardı örneğin. Oyomai, oymai. Düşünmek, sanmak. Kendisinden sonra sık sık akuzativus cum infinitiva yapısı kullandığımız bir medium kelime. Oonto, Kyros Kaihoiton Hellenon Hegemones, Kyros ve Helenlerin önderleri, Helenlerin önderleri düşündüler, sandılar, kanısına vardılar. Neyin kanısına vardılar? Infinitif yapıyla çok kullanıyorduk biz bunu. Uketelein auton mahestai. Neyi düşündüler? Ne düşünüyorlar? Onun ne yapmak istemediğini, savaşmayı istemediğini sandılar. Kyrios ve Helenlerin önderleri bunu sandılar. Bana şimdi şunu söylemeniz lazım. Hatırlarsınız oyomai fiilinden sonra biz sık sık akuzativus cum infinitivo yapısı kullandık demiştim. Hatırlıyorsunuz. Şimdi Kyrios ve Helenlerin önderleri de nokta noktanın nokta nokta yaptığını ya da yapmadığını sanıyorlar. Peki Kyrios ve Helenlerin önderleri neyin olmadığını ya da olduğunu sandılar? Onun, onu derken kimi kastediyor? Artaxerxes. Artaxerxes'in savaşmak istemediğini sandılar. Çünkü geçiyorlar ya oradan. Geçince diyorlar ki tamam bu bizim geçmemize izin verdi. Geçmemize izin verdiğine göre herhalde bu bizden korktu. Dolayısıyla savaşmak istemediğini sandılar. Buradaki auton Artaxerxes'e gönderme yapıyor ve neden akuzativus? Çünkü bu akuzativus aslına bakarsanız ta buraya bağlanıyor ve Oonto'ya bağlı olarak sanıyorlardı şeyine, fiiline bağlı olarak bir akuzativus cum infinitivo yapısı. Kyros Oonto, Kyros kai hoiton helenon Oonto, auton uketelein makestai gibi düşünebilirsiniz. Onun bir şey yapmak istemediğini sanıyorlardı. Hoste, arkadaşlar eğer bir cümlenin başında hoste varsa, yan cümlenin değil, ana cümlenin başında hoste varsa biliyorsunuz, dolayısıyla anlamına geliyordu. Hoste te hysteraia kyros eporeveto emelemenos emelemenos kaygısızca, tasasızca, yani hiç kafaya takmadan. Dolayısıyla te hysteraia, te hysteraia'nın anlamı şuydu. Te hysteraia Hemera, ertesi gün. Dolayısıyla ertesi gün Kyrus, Eporeveto, Emelemenos, yani hiçbir şekilde dert etmeksizin, kaygısız bir şekilde Kyrus ertesi gün dolayısıyla Epiteis Hamakses, yani arabanın üstünde, at arabasının ya da işte taşınan arabanın üstünde yol aldı, ilerledi. Kai ilerlemekteydi. Kai tois stratiotais ta hopla efamaxon hegeto. Egeto kai hypozygion. Evet. Kaitois strotiotais dativus pluralis. Ne demektir anlamı? Askerlere, askerler için. Peki askerlere ne yaptı? Kaitois strotiotais ta hopla efamaxon egeto kai hypozygion. Agoneydi. Götürmek. Birine bir şey götürmek olamaz mı? Askerlere birebir altına yazdığınız zaman çıkacak bakın. Yazalım. Askerlere tahopla iki anlama gelebilir. Ya silahlar nominativus alırsak ama nominativus olma ihtimali %0 çünkü zaten nominativus egeto fiilinin öznesi. Egeto fiili de üçüncü tekil kişi. Ve aynı zamanda hangi yapıda? Nominativus. Nominativus, evet. Neden? Çünkü şimdi fark ettim. Egeto diyor. Egeto, üçüncü singularis. Peki neyin öznesi? Öznesi ne Egeto'nun? Tahopla. Tahopla, Egeto, silahlar götürüldü.
Bana diyeceksiniz ki neden singularis? Bunun yanıtını çok verdik daha önce. Egeto fiilinin singularis olmasının nedeni tahoplanın bir bütün olarak düşünülmesi. Tek bir şey. Silahlar. Silahlar. Tahopla egeto silahlar götürüldü. Kime götürüldü? Tais, tois, stratiotais. Askerlere götürüldü. Neyin üstünde götürüldü? Efamaxon. Şuradaki şeyi fark etmişsinizdir. Burada bir fi var. F. Bir F sesi var. Diyeceksiniz ki bu F neden oldu? Aslında bu epi. Bu epinin i'si düşüyor. İ'si düştükten sonra geriye ep kalıyor. İ'sinin düşmesinin nedenini biliyorsunuz. Çünkü kendisinden sonra bir ünlü var. Fakat üstünde ünlünün ne var? Bir nefes işareti. Sert nefes işareti olduğunu görüyor musunuz? Şimdi okuyalım. Epa. Epa. P'den sonra nefes geliyor. Peki P'ye nefes verirsek niye dönüşür? Fi. P'ye nefes verirsek fi olur. Dolayısıyla P'yi fi yapıyoruz ama epi aslında. Nasıl okuyacağız tabi tahmin edebilirsiniz. Efamaxon. Efamaxon. Epa. Epamaxon. Yani arabaların üstünde. Arabaların üstünden giderek. Askerlere silahlar götürüldü. Fakat sadece askerlere silahlar götürülmedi. Aynı zamanda götürülmekteydi değil. Aynı zamanda hypozygion. Hypozygion hangi halde? Genetivus. Dolayısıyla bunun genetivus olması, genetivus olduğu neye bağlı olduğunu gösteriyor. Lütfen bana bunu söyleyin. Hypozygion'un genetivus olması neye işaret ediyor? Bunun aslında neye bağlı olduğunu gösteriyor? Efe'ye bağlı olduğunu. Yani epi'ye yani. Dolayısıyla silahlar arabaların üstünde ve silahlar hypozygion yani yük hayvanların üstünde. Hypozygion neydi? Yük hayvanı. Yük hayvanlarının üstünde götürüldüler. Silahlar götürüldü. Hypozygion'daki zük biliyorsunuz yük. Söylemiştim size. Boyunduruk. Hypo alt. Yani boynuna boyunduruk vurulanlar. Boynuna boyunduruk vurulanlar nelerdir? Yük hayvanlarıdır. Dolayısıyla şeylerin üstünde, arabaların üstünde ve yük hayvanlarının üzerinde onlar aracılığıyla silahlar askerlere götürülmekteydi. Egeto. Egeto hangi zamanda? Imperfectum. Çekelim. Ago götürmek. Agomai götürülüyorum. Kendim için götürüyorum anlamı da var tabii. Medium olursa agomai kendim için götürüyorum. Pasif olursa götürülüyorum demek. Şimdi ben bunu imperfectum yapacağım. A'yı uzatmam lazım. Eta. Omayı da ne yapmam lazım? Omen yapmam gerekiyor. Egomen. İkincisinde egu. Egeso ya. Egeso. Egu. Egeto. Bulduk. Egeto'yu buldum şu anda. Dolayısıyla egeto iki anlama gelebilir burada. Dikkat edin. Egeto kendim için götürdüm ya da kendisi için götürdü ya da götürüldü demek. Pasif olarak. Tamam. Bütün metni tekrar okuyalım. Ve ben okurken lütfen anlamaya çalışın. Türkçe'de çevireceğim. Porevomenos paraton evpraten potamon hokyros eken e epi makran tafron. Porevomenos ilerlerken paraton evpraten potamon Fırat nehrinin yanından, kıyısından ilerlerken hokyros kyros heyken geldi epi makran tafron. Bir büyük hendeğin önüne yani bir hendekle karşı karşıya geldi. Tende tafron artaxerxes epoiesen antiproboles. Artaxerxes söz konusu olan hendeği yaptı epoiesen neyin yerine yaptı? Antiproboles tahkimatın yerine yaptı. Neden yaptı? Ne zaman yaptı? Epey ekusen duyunca yaptı. Neyi duyunca yaptı? Hotikyros proseilaunen. Kyros'un yaklaşmakta olduğunu duyunca Artaxerxes yaptı tahkimatın yerine hendeyi. En de paraton efraten. Çünkü bir yandan da Fırat Nehri'nin yanında paradosten stene ne vardı? Bir
dar bir ara yol, geçit, yan yol vardı. Metaksü tupotamu kaytestafru, yani oradan geçmekte olan yan bir yol vardı, bir geçit vardı. Ne ile neyin arasında? Hendekle hendeğin arasında. Bu para şeyi şöyle düşünebilirsiniz, bu yan yolu. Şimdi nehir akıyor. Nehirin aktığı yeri de nehirden hemen onun hizasında şey yapıyorlar. Hendek yapıyorlar. Böylelikle nehri takip ederlerken bir boş açıklık bulacaklar ki o açıklıktan hendeği geçsinler. Fakat yani devam ettiği sürece, hendek devam ettiği sürece geçmeleri mümkün değil. Neye ihtiyaçları var? Bir parados ihtiyaçları var. Yani oradan geçen bir ara yola ihtiyaçları var. Araların arasından geçen. Bir yan yol. O yan yola girip böylelikle hendeyi açtılar. Bir parados vardı, dar bir yan yol vardı. Epey de epitetafro uk ekolüsen aratexexes ve tam da hendekte aratexexes uk ekolüsen. Uk ekolüsen. Yani engellemedi. Neyi engellemedi? Ten kyrus stratian diabainei. Aratexexes engellemedi Kyros'un ordusunun geçişini. Diabainin aradan geçişini, hendekte hendeğin bir yanından öteki yanına geçişini, ilerlemesini engellemedi. Oonto Kyros, Kaihoiton Helenon, Kyros ve Helenlerin hegemones, Helenlerin önderleri Oonto sandılar. Uketelein auton mahestai. Onun savaşmak istemediğini sandılar. Evet. Şimdi burada iki tane infinitivus olduğunu görüyorsunuz. Neden iki tane infinitivus var? Bunun yanıtını verirseniz bana konuyu anlamışsınız demektir. Hem sizler hem de şu anda bu dersi izlemekte olanlar kendi kendilerine şu soruyu sorsunlar. Neden burada iki tane infinitivus kullanılıyor? Buyurunuz. Etelle'nin infinitivi. Güzel. Hangisi Oonto'nun infinitivi? Çok güzel. Bravo. Çok iyi anlamışsınız. Birisi Oonto'nun infinitivi, yani onun istemediğini sanıyorlardı. Şimdi peki bir infinitif daha geliyor. O neyin infinitifi? İstemedikleri şeyin infinitifi. Yani o eylemin, istemek eyleminin infinitifi. Ne yapmayı istiyorlardı ya da istemiyorlardı? Mahestay. Evet. Bravo. Konu anlaşılmış. Hoste, ana cümlenin başında geldiğinde, yan cümlenin başında değil, ana cümlenin başında geldiğinde biliyorsunuz anlamı. Dolayısıyla demek. Yan cümlenin başında gelirse göreceksiniz anlamı öyle ki. Henüz daha o örnekleri görmedik ama yan cümlenin başında gelirse öyle ki olacak, ana cümlenin başında olursa dolayısıyla olacak. Dolayısıyla tehüsteraya, tehüsteraya bir kısaltmaydı. Aslına bakarsanız o tam olarak şu. Tehüsteraya hemera. Yani ertesi gün, sonraki gün. Kyros eporevato. Kyros ilerlemekteydi. Emelemenos. Emelemenos neydi? Herhangi bir şekilde bir kaygı, tasa, dert olmaksızın, endişelenmeksizin diyebiliriz. Endişelenmeksizin Kyros ilerledi. Epiteis amaxes. Arabasının üzerinde. Kaitois strotiotais. Tahopla. Efamaxon egeto kai hypozygion ve askerlere tahopla silahlar arabaların üstünde götürüldü ve başka neyin üstünde götürüldü? Yük hayvanlarının üzerinde götürüldü. Ve az önce biliyorsunuz önemli bir soru olarak şunu sormuştum size. Neden bu hypozygion genetivus ve hamaxon genetivus diye sormuştum. Çünkü bunların ikisi de epiye bağlılar. Yunanca öğrenen herkes her ismi gördüğünde onun neden o halde kullanıldığını çözümlemek zorunda, analiz etmek zorunda. Çünkü onun genetivus olmasının bir nedeni var, dativus olmasının bir nedeni var, akuzativus olmasının bir nedeni var. Yunanca okumak bu yüzden biraz zor. Ama bir yandan da kolay. Neden? Kolay olmasının nedeni şu, hypozygion genetivus olduğu için bu genetivusun bağlı olduğu bir şey olması lazım. Daha önceden zaten biz Hamaxon'un genetivus olduğunu görmüşüz Epi'ye bağlı olarak. Dolayısıyla bu Epi'ye gönderme yapacak açık bir şekilde. Anlam olarak da hissettiriyor kendini. Çünkü arabaların ve yük hayvanların üzerinde demek çok mantıklı. Böylelikle Ksenofon'dan bir parçayı okuduk. Hemeis men to yatro epistevomen. Hemeis biz. Biz men
Gerçi to iatro epistemomen. Biz hekime epistemomen inanıyorduk. Diatide hümeis. Uk epistevsate. Neden siz uk epistevsate? Siz neden inanmadınız? Dikkat ederseniz ilkinde imperfectum kullanıldı. İkincisinde aoristum kullanıldı. Epistevsate'in aoristum olduğunu anlamak çok kolay. Pistevo, epistevsa. Epistevsas, epistevse, epistevsame, epistevsate, epistevsan. Dolayısıyla epistevsate inandınız. Uk epistevsate inanmadınız. Diati niçin? Kim inanmadı? Siz. Siz neden inanmadınız? Peki epistemomenle epistevsate arasında bir anlam farkı acaba aspektus bakımından yok mu? Aspektus derken şunu kastediyorum. Birisinde devamlılık, süreklilik, ötekisinde ise basitçe olayın bildirimi. Ne dersiniz, var mı? Yani biz diyor bir yandan doktora inanmakta idik. Yani inanıyorduk. Biz bunu yapıyorduk. Sadece bir kereliğine yapmıyorduk yani. Bir süreliğine devamlı olarak yaptığımız bir şeydi. Biz buna inanmaktaydık. Tam Türkçe'de neye karşılık geliyor? İnanıyorduk, inanmaktaydık. Fakat siz niye inanmadınız? Dikkat ederseniz eylemi bir basit gerçeklik olarak düşünüyorum. Ama epeyli bir cümle var. Epey gördüğümüz zaman aklımıza ne geliyor? Dığı zaman, diği zaman, ınca ince. Epey hoiatros ebulevsen. Yani arkadaşlar bulevo fiili biliyorsunuz. Defalarca konuştuk. Aristum'da fazladan bir anlam daha elde ediyor. Bu anlamın anlamı şuydu. Karşılığı şuydu. Karara varmak. Doktor iyi bir şekilde karara varmışken, yani sadece tavsiyede bulunmuşken değil, yani doktor sizinle ilgili uygun bir karar vermişken, düzgün bir karar vermişken, siz neden ona inanmadınız diye, biz inanıyorduk ama siz inanmadınız. Üstelik doktor sizinle ilgili, sizinle ben katıyorum yani, doktor sizinle ilgili iyi bir şekilde karara varmışken, bir karar vermişken bunu, diyelim ki şunu 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 yapınız dedi. Böylelikle hem öğüt verdi hem de aslında o konuda bir karara varmış oldu ikisi birlikte. Anlaşıldı değil mi? Ebu Levsen hangi peki zamanda? Aoristum. Ton hüyon kakos epaydevsas. Oğlu, çocuğu, kakos kötü şekilde epaydevsas. Eğittiniz. Hoy lakedaimonioi tus neaniais eis mahen kai polemon epaidevon. Lakedaimonyalılar, tus neanias, genç erkekleri, eis mahen kai polemon epaidevon. Savaş için ve savaşa doğru ve iki şey, yani iki tane savaş. Ama biz biliyorsunuz bir tanesini maheyi muharebe diye, polemosu savaş diye karşılıyorduk. Muharebeye, çarpışmaya yani ve aynı zamanda savaşa, genel olarak savaşa epaidevon eğitiyorlardı. Eğitiyorlardı, eğitmekteydiler. Lakedaimonyalılar, yani genel olarak Spartalılar. Son cümleyi siz yapıyorsunuz, üçüncü cümleyi. Dördüncü cümleyi herkesin Türkçesini yazmasını istiyorum. Kelimelerin tümünü söyleyeyim bir. Filippos, hoiatros, hekim, akuo, duymak, işitmek, deinos, korkunç şekilde, noseo, hastalanmak, nosos, henosos, hastalık, iasestai, iaomai, hatırlayacaksınız iaomai filmi, iyileştirmek, iaomai, iyileştirmek, iasestai, artık onu siz bilirsiniz. Tamam artık, umarım herkes yazmıştır. Yazmayanı zaten tafrona atmak lazım, tafrosa. Hendeye atmak lazım. Öyle değil mi? Tamam. Evet. Hekim Filip Aleksandros'un korkunç bir hastalığa yakalandığı duyduğunda çok güzel. Hastalığı iyileştirmek istediğini söylüyor.
Çok güzel. Hastalığı iyileştireceğini söyledi. Çok güzel. Onun yani kendisini iyileştireceğini söyledi yani. İyileştirmek dememizin nedeni şu. Yani iya oma iyileştirmek olunca iya sestay iyileştirecek olmak demek. İyileştirecek olmayı söyledi. Ama bunu kim yapıyor? Kendisi yapıyor. Soru şu. Kendisi iyileştirecek olduğunu söylediği için özne, akuzativus bir özne yok. Neyi iyileştireceğini söylüyor? Hastalığı. Dolayısıyla hastalık akuzativus. Görüyorsunuz değil mi? Yani iyileştirmek çünkü bir nesne istiyor. İyileştirmeye ait nesne hangisi? Hastalığın kendisini. Peki şimdi ben gene size sormuş olayım. Örneğin kendisinin değil ama başkasının iyileştireceğini söyleseydi. Diyelim ki doktorun iyileştireceğini söyleseydi. Nasıl söylerdi? Hadi şimdi bir başka kişi bana bu cümleyi doktorun iyileştireceğini söyleyerek kursun. Desin ki şöyle desin. Cümle şöyle olacak. Filippos, yani hekim Filippos, Aleksandros'un korkunç bir şekilde hastalandığını duyunca doktorun hastalığı iyileştireceğini söyledi. Doktorun, hekimin hastalığı iyileştireceğini söylediği nasıl kurarsınız? Lütfen o kısmı yazar mısınız? O kısmı, sadece o kısmı. Yunanca olarak söylemeyin, yazın. Sonunu istiyorum. Sadece son kısmını yeniden kurmanızı istiyorum. Yapmanız gereken şey çok basit. Doktorun toniatron tennoson iasestai elegen. Tamam. Böyle söylüyorsunuz değil mi? Evet, evet. Çok güzel. Bravo. Bravo. Peki dördüncü bir soru soracağım. Bunu da yaparsa 4'te 4 dersi bırakalım artık. Yani zirvede bırakalım. Sadece şu cümleyi söylemenizi istiyorum. Doktorun hastalığı iyileştireceği söylendi. Doktorun hastalığı, hekimin hastalığı iyileştireceği söylendi. Söyleniyordu diyeceksiniz. Söyleniyor. Pasif, imperfektum istiyorum. Imperfektum pasif. Şimdi birisine söz vermek istiyorum ama defteri karıştıranları görünce henüz yazmadıkları sonucunu çıkartıyorum. Şimdi siz bu accusativus cum infinitivo cümleyi yaparken ne yapmıştınız? Dedik ki elegen, toniatron, tennoson, ias estai demiştik. Şimdi siz bu bir accusativus cum infinitivo cümle değil mi ACI? Bu cümleyi nominativus cum infinitivo nasıl yapıyorduk? Çok kolay. Fiili alıyorduk, pasif hale getiriyorduk. Pasif hale getirdiğimiz fiilin artık bir öznesi oluyor. O özne söyleniyordu. Kim söyleniyordu? Hoiatros. Yani şöyle cümleyi kurabilirsiniz. Elegeto hoiatros tennoson iasestai. Bitti. Cümle bu kadar. Tekrar ediyorum. Elegeto hoiatros tennoson iasestai. Cümle böyle. Anlıyorsunuz değil mi? Tekrar söylemek istiyorum. Bu türden böyle birinin bir şey yaptığını emretti, birinin bir şey yaptığını söyledi, birinin bir şey yaptığını vesaire. Bu tip cümlelerde. Bu cümleleri accusativus cum infinitivo nominativus'a getirmenin yolu fiili, ana cümlenin yani ana fiili pasif hale getirmek. O pasif halenin artık içeriden hangisi, neyle hakkında söyleniyorsa onu özne yapmak, nominativus olarak ama ondan sonra da yapılacak işi fiili hepsini olduğu gibi bırakmak. Başka bir şey yapmak değil. Neden böyle yaptığımızı anladınız mı? Evet. Yani elegeto aslında hoiatros elegeto. Doktor söyleniyordu. Öyle düşünmelisiniz. Bu arada bunun mantığı Latince'de birazcık daha farklı işliyor. Latince'de hani bu söyleniyordu gibi isim fiilleri artık tamamen gayri şahsi kabul ediyorlar. Yani hani bunun bir öznesi yok da bu böyle gayri hani nasıl söyleyeyim? Yani o sevildi demiyorsunuz da söylendi yani söylendi. Bir şey söylendi ama o söylenen şeyin bir öznesi yokmuş gibi düşünüyorsunuz. Dolayısıyla accusativus cum infinitivo olarak kurmaya devam ediyor Latinler. Yani elegeto'yu koyuyor. Fakat onun devamında gene accusativus cum infinitivo kullanıyor. Sizin yaptığınız şeyi yapıyor. Yani siz Latince'ye uygun çevirdiniz. Latinler de sizin gibi düşünüyor. Onu sanki gayri şahsi bir fiilmiş gibi düşünüyorlar. Evet, devam edelim. Bir cümle daha yapalım. Bunu da siz yapınız lütfen. Hatta bu konuyu daha iyi anlamanız için önce cümleyi, beşinci cümleyi ben yapayım, beraber yapalım. Ondan sonra size yeni cümle vereceğim. Önce beraber okuyalım. Hoimen hetairoi Filippo ukepistevon. Yani bir yandan hoi hetairoi silah arkadaşları Filippo ukepistevon silah arkadaşları Filippos'a güvenmiyorlardı. Burada problem yok. Epistevon hangi zamanda? İmperfektum. Öyle değil mi?
Sidi arkadaşları Filippos'a güvenmiyorlardı. Birebir çevirsek zaten altına yazsak çıkıyor. Sidi arkadaşları Filippos'a güvenmiyorlardı. Alexandros de Kelevse. Kelevse ne demek? Kelevse emretti. Auristum da. Alexandros de Kelevse. Alexandros da menin deyisi. Alexandros da emretti. Ton Filippon to farmakon ferein. Alexandros Filippos'a ilacı getirmesini emretti. Tekrar söylüyorum. Silah arkadaşları Filippos'a güvenmiyorlardı. Alexandros Filippos'a ilacı getirmesini emretti. Tamam. Güzel. Şimdi sizden istediğim şey şu. Filippos'un ilacı getirmesi emrediliyordu. Çok basit değil mi? Yani yazmanıza bile gerek yok. Direkt söyleyebilirsiniz zaten. Filippos'un ilacı getirmesi emrediliyordu diyeceksiniz. Önce emrediliyordu'dan başlayın. Ondan sonra yapılacak şey belli zaten. Kimi emrediliyordu? Yani o emrediliyordu demek o. O emrediliyordu. Nokta noktayı bitti. Efendim? Deneyebilirsiniz. Buyurun. Güzel. Bir daha anlamadım. Hı? Bir daha söyleyeyim baştan aşağı. Tamam, güzel. Birazcık sentakste oynama yapmak lazım. Ho Filippos ekeleveto to farmakon ferein derseniz daha güzel bir sentaks olur. Tekrar ediyoruz. Ho Filippos ekeleveto to farmakon ferein. Bitti. Neden böyle yaptığımızı anladık mı? Çünkü birisine bir şey yapmasını emrediyorum. O kişi emredildiği zaman onu yapıyor. Emredilme durumu pasif oluyor. O pasif cümlenin bir fiilin bir öznesi oluyor. O emrediliyordu çünkü. Tamam. Altıncı cümleyi yaparsanız çok mutlu olurum. Are kusete. Are kusate. Are kusete hos Alexandros te orge epoiese polla kaka. Are kusate hos Alexandros te urge orge epoiese polla kaka. Ara ile başlıyor. Are, ara yani mimi, ekusate, ekusate, bu çok açık bir auristum. Yani ne demek? Ekusate, duydunuz mu? Are, ekusate, duydunuz mu? Neyi duydunuz mu? Hos Alexandros te orge epoies epolakaka. Yani Alexandros'un te orge yani... Hatırlarsanız Dativus Causae diye bir şey vardı. Neden bildirmek için? Öfkeden dolayı. Alexandros'un öfkeden dolayı birçok kötülük yaptığını duydunuz mu? Evet. Yeterli. Geri kalan kısmını siz çevirirseniz çok mutlu olurum. Evet, bitirdik.